Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Herkese hayırlı günler dilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız mübarek ve kutlu olsun. 3 gün tatil diye köye geldik arkadaşlar. Hem annemi Bursa'daydı. Hastaneye çıkarmıştık. Hem annemi getirelim hem de 3 gün tatil yapalım köyde diye köye geldik. Şimdi eşimle Gökçe Tarlaya yakasında tarlalar var. Oraya geldik. Armut varmış. Armut toplamaya. Eşim önden gitti. Ben de bir güzel sessiz, sakin bir yerden güzel kareler çekeyim dedim doğadan. Şimdi kovayı alıp eşimin tarlasına gidelim. Orada armutlar varmış. Orada armut toplayacağız. Bu huzurlu bir dağ ortamından sizlere güzel kare çekin dedim. Şeysiz geldim arkadaşlar, siz söyleyin. Ekipmansız geldim, telefonla çekiyorum. Buralara vurmak istemedim. Buralar biraz şey, tümsek. Benim araba alçak olduğu için altı değer diye biraz geride bıraktım. Bu kadar çıkmasına rağmen yine iyi yani. Honda Civic marka araba. Yani normalde bu yollara vurulmaz. Millet bana diye, affedersiniz, salak mısın oğlum diye, hiç diye taş yola, dağlı yollara bu araba vurulur mu diye. Allah, yapacak bir şey yok. Bunu aldık. Şimdi de bunu da değiştiremiyoruz. Alıştım. Ailemizin bir parçası gibi oldu. Gözümüzün kıymetlisi oldu ama işte bu yollara da vurulmuyor arkadaşlar. Daha eriyor. Arkadaşlar daha eriyor. Saat 7 arkadaşlar. Güneş doğdu. Saat 5.30'da doğmaya başlıyor. Hayat köyde 5.30'da başlıyor arkadaşlar. Sabah namazıyla bir namazını kılan işine gidiyor. Tarlasına, bahçesine, koyununa, keçisine. Bir köylümüz buraya nadas yapmış. Tarlada görüşürüz arkadaşlar. Biraz uzun video oldu, sıkılmayın diye. Tarlaya onu da çekelim. Biraz daha var tarlaya. Buralara biçer döver gelmiş arkadaşlar, pişmişler. Her yer ekmişler burada. Geçen sene gelmiştik. Fazla ekilmemişti. Annemin tarlasına geldik arkadaşlar. Burası sınır. Buraya da ekmişler. Annem bir köylü amcamıza ekim için kiraya veriyor. Bu armut ağacında var mı bakalım. Eşim de aşağıda topluyor. Bu
Armut ağacında kalmamış. Gözükmüyor arkadaşlar. Şu armut ağacına bakalım. Bu armut ağacında da yok arkadaşlar. Demek ki işim burada yok diye aşağıdaki armut ağacına inmiş. Geçen sene eşim, annem erik toplamaya gelmiştik. Bu sene gelmedik. Çobanlar buradaki tarlayı ekenler yemiş. Helali hoş olsun. Buranın tarlaları düz. Bayırda ama düz. Şimdi eşim yanına gidelim. Armut var mı yok mu? Bakalım oraya. Arkadaşlar, bu armut ağacında var maşallah, çok iyi. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Hakiki köy armudu arkadaşlar, organik. Şimdi ağacın tepesine çıkmış. Gideyim yardım arkadaşlar. Arkadaşlar eşim ağacın tepesinde toplayacak. Ben de yerden. Maşallah. O ağaçlara tırmanayım. Ben de şurada yerdekileri toplayacağım. Ekipman getirmediğim için normal çekim yapamıyorum arkadaşlar. Hadi bize kolay gelsin. Salladım ben onu. Sıkma sıkma. Alınmıyor ama ben alamam. Sen topla da ondan sonra alabildiğin al, kalanı sallayacağım. Yoksa alınmıyor. Islanda. Sen alabildiğin al. Şeker gibi oluyor bu armutlar. Şeker gibi oluyor da uçlandı ama. Beyler. Sen yürüyorsun yine al. Şunu bas vuruyor bak. Ha, kurulur mu bunu? Bas bak, bas bak. Ha? Basma. İngileri alabilirsin. Düşüyor bu demek ya. Evet, sallayın sallayın. Sallama dedim, yerde taş daha var ya. İyi bak, ama bir... nasıl alabilecek mi? Sen dibine bakma bir dibine. Tepesinden al da gel. Ben ineyim de sallayacağım yoksa. Ne? Alabildiğin al, alamadığın sallayacağım. Dibinden toplamalara bakma. Hani arılar yemiş lan. Arılar yemiş. Şeker gibi oluyor bu armutlar da bak. Geçiyormuş bile. Aynen. Yukarı baktım. İki dal yukarıda da var. Onlar, aa, düştü güzel armutlar. Güzel armut düştü. Kapağıdım düştü. Çobanlar yiyordur, şeyler yiyordur. Farkından iki dalın da yok ya, silttiler yoktu. Ben çıksaydım ya yukarı. Sen çıksan ne olacak, ben alamıyorum. Sen alın nasıl alacaksın tepeden? Evet, alırdım ya. Alamazsın. Enginlerden al sen boyunu. Keşke şey yaptıydık ya. Ne? Ne? He? Ne? He? Böyle hani kova sitesine içe bulan indi toplarken. He. Böyle bir şey yaptıydık keşke. Öyle olur değil mi? Sallayacağım ben ya. Ne? Sallayacağım. Aa, bunlar bakın. İnginler al sen de. Çok amat bunlar. He? Çok olmuş. İşte zamanı geçmiş. Aslında izini var ya. Ya bırakmayacaksın. Ağustos'a bırakmayacaksın. Temmuz'da. Sonunda Ağustos'un başında
Ne çıkacak? Sonra yiyor, sonra yiyor. Bırak yengini. Gel hadi sen al. Sallayacağım. Buradaki armutları topladık arkadaşlar. Dağ olgunları yere düştü. Biraz bayır olduğu için biraz toplaması zahmetli oldu. Bazı arkadaşlar der, arkadaşlar onun için de açıklama için video çekiyorum. Sen varken eşin niye ağaca çıkarıyorsun falan diye. Arkadaşlar ben 2005 yılında bir fabrikada iş kazası geçirdim. Elim %50 engelli kaldı. Fazla güç kuvvet yok. Onun için normalde çıkardım ama eşim çıkarmıyor, düşersin falan diye, bir tarafını sakatlarsın diye. Onun için eşim çıktı. Ondan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Manada bulmayın. Rabbim kimsenin başına kaza bela felaket vermesin arkadaşlar. Zor. Şimdi yukarıdaki armut ağacına geçtik. Eşim maşallah oraya da çıkmış. Korkusuz. Arkadaşlar yörük kızı. Rabbim herkese hayırlı kısmet. Yörük kızı nasip etsin. Ekipmansız geldiğim için az önceki çekimimi telefonu yere koyarak yaptım. İnşallah güzel çekmiştir. Dört kova topladık arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Buradaki armut ağacını da topladık arkadaşlar. Yerdekiler kuşlar yemiş, arılar yemiş. Olgun. Biraz da yukarıda kaldı. Onlar da kuşlar, arılar yesin arkadaşlar. Onların nasibi. Aşağıdakinde de kalmıştı armut. Kuşlar arılar yesin. 10 gün sonra sene gizini arayacağım arkadaşlar. Nasip olursa bu tarlaya gelip mangal yapmayı düşünüyoruz. Ailecek. Allah nasip ederse güzel bir video da çekmeye çalışacağım. Kısa ve öz video oldu arkadaşlar. Umarım videomu sonuna kadar izler, beğenirsiniz. Bana da destek olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Balıkesir Dursun Bey Camalan köyünden beni izleyen tüm dostlara kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin.